Real TV Amerika Bürosu haber verir. Eski başkan Donald Trump 2024'te yeniden başkan adayı olmaya göz kırpıyor diyebiliriz. Trump evinden ayrıldıktan sonra ilk mitingini bildiğiniz gibi geçtiğimiz pazar Ohio eyaletinin Wilmington şehrinde gerçekleştirmişti. İşte bugün de Trump Amerika-Meksika sınırına gitti. Texas eyaletinin, daha doğrusu eyaletin güney ucundaki Wells-Laco yakınlarında bir miting düzenledi ve bugün, bu hafta için Trump'ın halka açık ikinci mitingi oldu. Halka açık mitinginde ciddi bir katılım vardı. Trump'a mitingde Cumhuriyetçi Texas valisi Greg Abbott da eşlik etti. Miting içeriğine baktığımızda ise Trump, Başkan Joe Biden'ı sınır kontrollerini kaldırarak ulusal güvenliği ihmal etmekle suçladı. Biden'ın sınır politikalarının yasa dışı göç ve uyuşturucu kaçakçılığının artmasına yol açtığını da öne sürdü. Tam olarak şöyle dedi aslında Trump: gerçekten açık sınırlar mı istiyorlar yoksa beceriksizler mi diye sordu. Aslında Trump yaptığı konuşmada 2016 seçimlerine Rusya'nın müdahalesine ilişkin soruşturma ve başkanken zihinsel ve fiziksel uygunluğuyla ilgili sorular da dahil görev süresindeki eski meseleleri de gündeme getirdi. Ayrıca Trump, Biden için ülkemizi mahvediyor ifadesini de kullandı yaptığı mitingde. Ancak baktığımızda Trump'ın Texas'taki açıklamaları, Güneybatı sınırındaki tutuklamaların Biden'ın göreve başlamasından bu yana 20 yıldaki en yüksek aylık seviyelere yükseldiğini gösteren rakamlarla çelişiyor. Öte yandan Amerikalıların Biden'ın sınır meselelerini ele alma şeklini onaylaması son birkaç ayda neredeyse değişmedi diyebiliriz. %47'si başkanın göçmenlik konusundaki liderliğini onaylamadığını söylerken %40'ı onayladıklarını söylüyorlar. Trump ise mitinglerine devam edecek gibi duruyor. Gelişmeleri tekrardan sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz. Özlem Şen Yaşar, Real TV, Washington.